Merhaba arkadaşlar. 8. sorunun çözümünü hep beraber yapalım. 46 gram gliserol, 81 gram su karışımından oluşan çözeltideki gliserolün mol kesirini hesaplamamızı istiyor. 46 gram gliserolün 1 bölü 2 mol olarak hesaplamasını yapabiliriz. 81 gram suyun da 81 bölü 18'den 9 bölü 2 mol olduğunu söyleyebiliriz. Buradan toplam molümüzün arkadaşlar 1 bölü 2 artı 9 bölü 2'den 5 mol olarak hesaplarız. Şimdi gliserolün mol kesiri şöyle hesaplanır. Gliserolün mol sayısı bölü toplam mol şeklinde hesaplanması lazım. Gliserolün molü 1 bölü 2, toplam molümüz 5. Bu işlemi yaptığımızda da 1 bölü 10 olarak A seçeneğini buluruz arkadaşlar. Evet, 9. soruda bir kıyas sorusu arkadaşlar. Taneciklerinin çekirdek çekim güçleriyle çaplarını kıyaslamamızı istiyor. Bunu da şöyle yapacağız. Çekirdek çekim gücü proton sayısı ile orantılıdır arkadaşlar. Yarıçap ise çekirdek çekim gücü arttıkça yarıçap azalır arkadaşlar. Bu yüzden proton sayısıyla ters orantılı olacaktır. Proton sayısı arttıkça çap azalacaktır arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bunun 10 elektronu var. Bunun 10 elektronu var. Bunun da 10 elektronu var. Bundan dolayı proton sayısı fazla olanın çapı küçük olacaktır. Şimdi burada proton sayısına göre sıraladığımızda flor, oksijen, azot. Proton sayılarına göre ters orantı kurarak kıyas yaptığımızda da azot, oksijen, flor çıkacaktır arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru, kütlece %9,8'lik yoğunluğu 1,2 gram bölü mililitre olan sülfürik asit çözeltisinin 400 mililitresinde kaç mol sülfürik asit vardır şeklinde bir soru arkadaşlar. Bunu da şöyle çözüyoruz. M eşittir D çarpı kütlece yüzde çarpı 10 bölü MA formülünden çözüyoruz arkadaşlar. Burada yoğunluk yerine 1,2 yüzde yerine 9,8 çarpı 10 sabit sayımız bölü mol kütlemiz 98. Bu işlemi yaptığımızda 1,2 molar olarak hesaplarız. Şimdi çözeltimizin moları 1,2. Fakat bizden istediği 400 mililitresindeki mol sayısı. Mol sayısını veren formül molarite ile hacmin çarpımıdır arkadaşlar. 1,2 ile 0,4'ü çarpıyorum. Litre alıyoruz unutmayın. Buradan 0,48 mol olarak bulunur arkadaşlar. Cevap Adana'dır. Evet arkadaşlar, 11. sorudan devam ediyoruz. Bir iyonlaşma enerjisi tablosu verilmiş. A'nın toplam 2 tane elektronu varmış arkadaşlar. Çünkü eğer 3. 4. elektronu olsaydı buradaki iyonlaşma enerjilerini de vermesi gerekirdi. Dolayısıyla A dediğiniz element sizin toplam 2 tane elektronu yani 2 de protonu vardır arkadaşlar. A atomunun çekirdek yükü 2'dir ifadesi bundan dolayı doğru oluyor arkadaşlar. B atomunun değerlik elektron sayısı 2'dir diyor. Biliyorsunuz zıplamanın olduğu yani 3,5-4 katlık zıplamanın olduğu yerler değerlik elektron sayısını veriyordu. 480, 832 tam şu arada zıplama olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla değerlik elektron sayımız 2'dir ifadesi de doğru oluyor. 2 tane koptuktan sonra bir sıçrama olduğundan dolayı arkadaşlar. C atomu periyodik sistemin 4A grubunda olabilir ifadesini kullanmış. Bunu da şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Burada zıplama yok, burada zıplama yok, burada zıplama yok. Şimdi bu verdiği ilk 4 iyonlaşma enerjisinde zıplama olmadığı için bunun iyonlaşma zıplamanın olduğu yer 4. elektrondan sonraki bir kısımda meydana gelecektir. Bunun anlamı da şudur. Bu element 4A grubundadır ya da 4A grubundan daha büyük bir grup numarasına sahiptir. Bundan dolayıdır da olabilir ifadesini kullanıyor arkadaşlar. Ama baktığımız zaman hani bu ifade doğru bir ifade oluyor. 4A grubu da olabilir. Belki de şu 5. iyonlaşma enerjisinde zıplama olacak. O zaman da 4A grubunda olma ihtimali oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız A'dır.
12. sorumuz bir gaz sorusu arkadaşlar. Şimdi musluk açıldığında helyum gazının kısmi basıncının 0,5 atm olduğu söyleniyor. Yani musluk açıldığında hacim 3 litre olur. 3 litredeki yani 3V'deki 3V'deki basınç 0,5 ise ilk durumda V litrede arkadaşlar. V litredeki basıncı kaçtır şeklinde oran orantı kuruyorum. Yalnız bu oran orantının ters orantı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Buradan da x'imiz ne çıkar arkadaşlar? 1,5 çıkar. Yani helyum gazının musluk açılmadan önceki basıncı 1,5'tur ifadesi doğru bir ifadedir. Peki musluk açıldıktan sonra CH4'ün kısmi basıncı ne olur? Onu da bir hesaplayalım. Onu da şöyle hesaplıyorum. 2V hacimde 0,6 atm basınç yapıyorsa 3V'de ne kadar basınç yapar diyeceğim. Yine unutmayalım ters orantı arkadaşlar. Buradan 0,4 atm olarak bulunur. Peki toplam basıncımız kaç olur? Musluk açılınca 0,5 helyum. 0,4 de CH4. Toplam 0,9 olur arkadaşlar. Bu ifadede doğrudur. Üçüncü ifadede helyum gazının birim hacimdeki tanecik sayısı azalır ifadesini kullanmış arkadaşlar. Tabii ki musluk açıldığında buradaki A musluğu açıldığında helyum gazı burada 3V hacme dağılacağından dolayı birim hacimdeki tanecik sayısı azalacaktır. Bundan dolayıdır da cevap Bursa'dır arkadaşlar. 13. soru bir atom sorusu arkadaşlar. X-2 iyonunun elektron dağılımı bu şekildeymiş. Yani 18'miş arkadaşlar. Şimdi X-2 18 ise bize X atomu için sormuş. X atomu, özür dilerim şunu şöyle yazalım. Şimdi X-2'nin 18 elektronu varsa X'in nötr halde 16 protonu, 16 da elektronu olacaktır arkadaşlar. Şimdi 16 elektrona göre dizilimi yazacak olursak 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 şeklinde yazmamız gerekiyor. Şimdi X atomu için elektron orbital dizilimi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 şeklindedir. Evet, doğru bir ifadedir. Manyetik kuantum sayısı değeri 1 olan. Manyetik kuantum sayısı değeri 1 olanlara bir bakalım. S için manyetik kuantum değeri 0, 0. P'ler için eksi 1, 0, artı 1. S için 0, P'ler için eksi 1, 0, artı 1'dir. En az 3 elektronu vardır diyor. Bakıyoruz. Manyetik kuantum sayısı değeri 1 olan burada bir 2 elektron var. Manyetik kuantum sayısı değeri 1 olan 1 elektron da burada var. Toplam elektron sayısı 3 oluyor. Minimumu sorduğu için 3. Eğer maksimumu sorsaydı buradaki elektronu da alacaktık. Şu elektronu da alacaktık. Maksimum 4 elektron, minimum 3 elektron oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade de doğru bir ifadedir. Açısal momentum kuantum sayısı 0 olan yani S orbitallerindeki elektron sayısı 6'dır diyor. Onu şuradan saymak daha mantıklı. 2 elektron burada, 2 elektron burada 4, 2 elektron da burada 6'dır. Bu ifade de doğru oluyor arkadaşlar. Cevap Edirne'dir. 14. soru yine bir atom sorusu arkadaşlar. A atomu ile ilgili yanlış ifadeyi soruyor. 5 elektron verdiğinde soy gaz elektron kararlılığına ulaşır ifadesini kullanıyor. Arkadaşlar soy gaz elektron kararlılığına ulaşması için P6 ile sonlanması gerekiyor. Çünkü P6'lar soy gaz elektron düzenindedir. Ya P6 olacak ya da helyuma benzeyecek. Şimdi helyum burada olmayacağı için P6'yı biz baz alacağız. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. 5 elektron verdirelim. 3 tanesini P'den verdiririz. 2 tanesini de S'den veririz. Ve dizilim 3'te 10'la sonlanır. Bu da soy gaz elektron düzenine benzemiş ifadesini yalanlar arkadaşlar. Dolayısıyla 5 elektron verdiğinde soy gaz kararlılığına ulaşır ifadesi yanlış bir ifadedir. Cevap Adana'dır arkadaşlar.